3 hastane personeli bir eczacıyla suç ortaklığı yaptı. Hastaların canı hiçbirinin umurunda olmadı. 3 aydır bu işi yapıyoruz. Bana belli süre arayla ilaç getirirler. 10 bin liraya aldığım ilaçları ben de 30 bin liraya sattım. İlaçları sattığım kişiler de aldıkları fiyatın kat be kat üstüne yurt dışına satacaklardı. İstanbul'da bir hastanede kanser ilaçlarını çalan şebeke bu ilaçları yastıklara gizleyip binadan çıkardı. Fark edilmemek için de imha edilmesi gereken boş şişeleri çöpten toplayıp içlerine su enjekte ettiler. İhbar üzerine harekete geçen polis 3 hastane çalışanı ve onlarla bağlantılı 7 şüpheliyi tespit etti. Mali Şube polisi şüphelileri adım adım takip etti. Hastane içerisinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde şüphelilerin 90 bin liralık ilacı 10 bin liraya Zeytinburnu'nda bulunan eczacı kalfasına sattığı tespit edildi. Tabii ki satış ağı yalnızca bununla sınırlı değildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Eczacı kalfasının 10 bin liraya aldığı o kanser ilaçlarını 30 bin liraya sattığı anlaşıldı. İlaçlar yurt dışına ulaşana kadar fiyatı katlandı. Yakalanan kalfa suçunu itiraf etti. Şüpheli hastane çalışanlarından biri ise ilacın yarısını hastaya verdiklerini, yarısını ise satmak için kendilerini ayırdıklarını söyledi. Bir başka şüpheli hastaneyi ve bağlı olduğu şirketi sevmediği için ilaçları çöpe attığını ifade etti. Her tipten ilaç artıyor şişelerde. Kimi zaman artan ilaçları, kimi zaman dolu ilaçların tamamını çöpe attım. Kimseye satmadım. Bunu niye yaptım? Çünkü hastanenin bir daha ilaçları kullanmasını istemiyordum. Şebekenin kamuyu 5 milyon liralık zarara uğrattığı belirlendi. Operasyonda 222 kutu kanser ilacıyla 70 bin lira, 4400 dolar ve bir miktar avro ele geçirildi.